Evlilik tabii ki çok çok güzel bir şey de güzel yüzüm. Yani tahribat yapmaması lazım. Şimdi genç kız 17 falan 16-17 yaşına gelince babası annesi başlıyor bazı yerlerde. Git kendine koca bul. İşte evde kalacaksın falan. Zengin bir koca bul. Bak zengin. Ahlakıyla ilgili hiç öyle bir konuşma yok. Yani sadece işte içki içmesin, kumar oynamasın falan o kadar yani. Kötü alışkanlık diyorlar. Ya kötü alışkanlığı olmasın, ondan geri sorun yok diyor. Ya tamam da şimdi kız evlendi, gitti adamın evine gitti. Şimdi adam mesela alkollü oluyor, içmiş. Bu eziyet kızı çocuğa. Mesela diyor ki çamaşırımı yıka, bana sofra hazırla. Çok ayıp. Niye o çocuk mecburiyet, yani nedir özelliği? Ben sana para veriyorum diyor. Oo, çok terbiyesizlik bu işte. Bu terbiyesizliğin dik alası bu. Çünkü para veriyorum diyor. Sen hizmetçi mi aldın ya? Ne oluyorsun yani? Kadın asil bir varlıktır, soylu bir varlıktır. Onun o tip bir hizmet mecburiyeti olmaz. Eşittir yani birebir. Beraber yaparsanız arkadaş olarak beraber yapılır. Ama sen onu mecbur edersen bu çok ayıp. İşte şunu yapacağım, onu pantolonu ütüyeceksin, yok ceket ütüleyeceksin. Ne alakası var? Sen Allah'ın tecellisi olan mübarek bir varlığı emanet almışsın. Annesinin babasının yanında, senin yanına gelmiş. Sen ona hizmet edeceksin, gönlünü alacaksın. İmanını artırmak için, Kur'an'a bağlılığını artırmak için. Özen göstereceksin, onun haysiyetini, şerefini koruyacaksın. Sağlığını, sıhhatini koruyacaksın. Ona sevinç vereceksin ve onun sevincinden sen mutlu olacaksın. Kadın mutluysa sen mutlu olursun. O mutlu değilse nasıl mutlu olacaksın? Değil mi? O gülecek ki sen de gülesin. O mutlu olacak ki sen de mutlu olasın. Yani en ufak bir sağlığı bozulsa bir şey olsa sen sorumlu olursun. Dolayısıyla evlilik hayatı Allah'ın emanetini koruma sanatıdır. Allah'ın yüce emanetini koruma sanatı ve bir ibadettir. Yani namaz gibi, oruç gibi bir ibadettir. Zor bir ibadettir. Yani onu yapacaksa ortaya çıkacak insan. Onu yapmayacaksa, o çocukcağızı ezmek için alacaksa, kendini hizmetçi olarak alacaksa bu olmaz. Çünkü çocuk bak çocuk gelinler ağlayarak gidiyorlar. Birçoğu. Felakete gidiyor da onun için ağlıyor. Yani babası hüngür hüngür ağlıyor. İyi olacağını bilse ağlar mı adam? Annesi ağlıyor. Belanın içine gittiğini düşündüğü için ağlıyor. Mutlu, yani bir kere görüşemeyeceği kanaatinde. Yani başına da bela geleceği kanaatinde. Yani mutlu değil. Cidden acıyor yani. Izdırap duyuyor yani. Büyük bir belanın içine gittiği kanaatinde. Böyle olmaz. Şen şakrak olacak anne baba. Ya yani mutlu gidecek o çocuk. Gidince de anneden babadan kopma olmaması lazım. Annene babayla iç içe olacak. Ne mahsuru var? Yani niye görüşmesin? Ne alaka yani? Ha anne baba zalimse, dine, imana, Kur'an'a, Allah'a, kitaba düşmansa o zaman zaten anne baba değildir. Allah onu veli olarak kabul etmiyor. Velayet kalkıyor. Ona itaat de olmaz, velayet de olmaz. Bu